Ahmet Ulusoy Fas izlenimleri 19-23 Nisan tarihleri arasında 15. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi için FAS'a gittik. Bildiri metinleri kongre kitabında yayınlanacağı ve ilgilenenlerin ulaşması mümkün olacağı için kongredeki sunumlardan ziyade FAS'la ilgili izlenimleri aktaracağım. İstanbul havaalanından ilk defa uçacağım için bir takım sorunlar yaşayabilir, gecikebiliriz düşüncesiyle oldukça erken geldim. Fakat yönlendirmeler ve görevlilerin iyi organize edilmeleri Devasa hava alanında istediğiniz yere ulaşmayı oldukça kolaylaştırmış. Yeni havaalanının gerekliliğiyle ilgili endişelerimin ilk gözlemimle tamamen ortadan kalktığını, doğrusu gurur verici bir eser ortaya çıktığını belirtmeliyim. Yaklaşık 5 saat süren yolculuğun en rahatsız edici yanı dünya markası haline gelmiş THY'nin koltuk mesafelerinin darlığıydı. Uçakla iniş yaptığımız Casablanca Havaalanı küçük, sıradan bir havaalanı hissini verdi. Bürokraside oldukça hantaldı. Casablanca'da ka dan Marakeş'e hareket ettik. Turizmin başkenti kabul edilen Marakeş'te otel hizmetleri profesyonelceydi. Fas'ın önemli bir turizm destinasyonunda olması hizmet kalitesini artırmış. Özellikle Avrupa'dan yoğun turist geldiğini çıplak gözle de görebiliyorsunuz. Krallıkla yönetilen demokratik monarşi deniliyor. Bir ülke olan Fas eski Fransız sömürgesi. 1956 yılında bağımsızlığını kazanmış ama Fransız ekolü bütün sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta kendini hissettiriyor. Halkın önemli kısmı Fransızca biliyor ve konuşuyor. Bir an resmi dili Fransızcadır izlenimine kapılabilirsiniz. Burada söylemek istediğim başka şey ülkede ikili yapı olduğu, zengin fakir orta direğin olmadığıdır. Monarşiyle yönetilen toplumların ortak kaderi bu. Kralın senede bir gün halkla bir araya geldiği özel platformlar olduğunu öğreniyoruz. Yani tamamen halktan kopuk bir yönetsel anlayışın izlerini görmek mümkün. Diğer yandan ciddi bir huzur hissediliyor. İklimin verdiği rahatlık da var tabi. Şehirlerin büyük kısmı düzenli, imar ve görüntü kirliliği olmayan, sakin ve rahat şehirler. Deprem bölgesi olmamasına rağmen yüksek bina yok. Binalar tek renk ve büyük uyum var. Caddeler geniş, yeşil alanlar bir şekilde kendini hissettiriyor. Ekipteki arkadaşların tamamına yakını şehirlerin bu temasına hayran kaldı ve Türkiye'deki çarpık şehirleri düşünerek iç geçirdi. Bir taraftan sömürge bir dönem geçirmeleri ve bugün krallıkla yönetilmelerinin çarpık yapılaşmaya izin vermediğini düşünüyorsunuz. Yani otoriter yönetimlerin hakim olduğu şehirlerin daha yaşanılabilir şehir olduğu düşüncesi aklınıza geliyor. Diğer yandan Avrupa'daki şehirlerin de aynı intizam ve insan refahını yükselten bir yapıda inşa edildiğini görüyor, sorunun sistem değil, yönetici sorunu olduğuna karar veriyorsunuz. Fosfat zengini ama petrolün olmadığı bir ülke. Tarımın ekonomiye katkısı büyük. Özellikle buğday üretiminin tarihin derinliklerinden bugüne ulaştırılan tohumlarla yapıldığı, zeytin ve zeytinyağı üretiminde marka olunduğu, bütün tarımsal üretimin doğal yöntemlerle yapıldığı rehberin ifadeleri. Belirtildi. Fas'a özgü argan yağının meşhur olduğunu, ekibin tamamının bu yağdan aldığını, ekonomik olarak önemli getirisi olan ürün olduğunu da belirtmeliyiz. Son yıllarda milli gelir içinde tarımın payının azaldığı, imalat sanayinde önemli hamleler yapıldığı görülmektedir. Her şehrin bir rengi var. Bu renk dolmuşlara da yansımış. Mesela Casablanca Beyaz Şehir, Fez Mavi Şehir, Marrakeş Kırmızı Şehir olarak biliniyor. Fez şehrinde eski ve yeni şehir var. Eski şehir dünyanın en yoğun nüfusunun yaşadığı yerlerden biri. 600 bin kişi zaman zaman tek kişinin ancak yürüyebildiği sokaklardan oluşan kısıtlı bir bölgede yaşıyor. Şehir önemli turizm merkezlerinden biri. Modern şehir yapılarından çok farklı, hijyen olmayan, büyük karmaşa ve gürültü, nın yaşandığı, otantik ürünlerin bulunabileceği ve yerel halkla doğrudan temasın olduğu soruların içinde kalan bir yaşam alanı. Fakir halkta yüzleşilen bir zemin diyelim. Türk müteahhitlerin büyük altyapı yatırımlarına imza attıklarını öğreniyoruz. Türkiye'den geldiğimizi öğrenen halk bize sempatiyle bakıyor. Siyah çay içilmiyor, Türk fındığı da yok. Birilerinin bu ürünleri tanıtması ve tüketim alışkanlıkları arasına sokmak için bir takım etkinliklerde bulunması gerekiyor. Önemli bir pazar olabilir. Kahvaltı ve yemek kültürünün Türk mutfağıyla kıyaslanmayacak ölçüde zayıf olduğunu da söyleyelim. Fas'ta istikrarlı bir politik sistem, demokrasi olmasa da ve güvenli bir yaşam olduğunu hemen söyleyelim. Ayrıca yabancıların rahat ettiği bir ülke, görülmeye değer tarihi, kültürel ve doğa zenginliklere sahip bir ülke diyerek bitirelim.